umuyorum çünkü konularımız çok. Çok iyi çalışmak lazım. Pazar akşamları spor severleri ETV ekranlarına bağladığı Spor Panorama programı bu hafta da konu ve konuklarıyla en çok izlenen programlar arasına girmeyi başardı. Taraftar hiçbir şey yapmıyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Spor Panorama programına başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, görüyorsunuz arkamda madalyalar o kadar çok ki. Bu akşam o kadar çok şampiyon ve başarılı sporcuyu konuk ediyoruz ki benim mutlu halimden de bunu anlıyorum. Edirne Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Merkezi sporcuları ile antrenör Oğuz Kağan Acar'ın konuk olduğu programda yüzme sporunun Edirne'deki durumu ele alındı ve sporcu öğrenciler kendilerini tanıtıp bu sporu ne kadar süreden beri devam ettirdiklerini anlattılar. Sporcularımızla birlikte Yüzme İl Spor Merkezimizi temsil eden yaklaşık 24 sporcu, 12'si bayan, 12 erkek sporcumuzla birlikte bu akşam Edirne Televizyonu'nda konuk. Biz önce Devlet Su İşleri Spor Kulübü ve Gençlik Spor Kulübü şu anda burada konuk. Bunun dışında Beykent Spor Kulübü'nden antrenörlerinin yaptığı farklı bir çalışmadan dolayı onlar katılamadılar bu akşam. Normalde oradan da sporcular var. İl Spor Merkezi faaliyetleri içerisinde yer alan. Antrenmanlar yoğun bir şekilde gidiyor. Hafta içleri her gün 2 saat sabah 6-8 antrenmanları, cumartesi pazarları çift antrenmanlarla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu alanda bizi destekleyen, buradan tekrar siz daha önce benden söylediniz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Serhat Hoca desteklerinden dolayı bize esirgemiyor. Her türlü imkanı sağlıyor. Çocuklarımızın hepsine şimdi servis koyuldu havuzumuzdan. Ring olarak servis çocuklarımızı alıp havuza getiriyor ve tekrar havuzdan götürüyor. Çok teşekkür ediyorum. Spor İl Müdürümüz dışında Spor Şube Müdürümüz Sayın Murat Ulaştır'a ve Sporcu Eğitim Merkezi, İl Spor Merkezi Müdürümüz Sayın Mesut Ergün'e de buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 7 yıldan beri yüzme sporuyla uğraşıyorum. Aferin. Spora başlayacak olan arkadaşlarıma yüzme sporunu tavsiye ederim. Bravo. Adım Buse, soyadım Çeliker, 13 yaşındayım. İstiklal Ortaokulu'na gidiyorum. Yüzmeyi çok seviyorum, derecelerim de. Programın ikinci bölümüne konuk olan Edirne Spor GK Başkanı Savaş Üner, Edirne Spor Başkanı Tolga Ekimoğlu ile Edirne Spor GK 2. Başkanı ve basın sözcüsü Güçhan Sanal, iki Edirne Spor'un birleşmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Bu tabii Recep Gürkan Belediye Başkanımız bizim bu olayın başından beri müdahil ve onunla birlikte çıktık bu yola. O bize buralara yönlendirdi. Sağ olsun birleşme aşamasında da bayağı bir yol kat ettik sanıyorum ben. İşte bunun da şeyi bir ay önce arkadaşlarımız genel kurul yaptılar ve başkanlığa Tolga arkadaşımız geldi. Yani Edirne'de artık bu tek vücut olma zamanı geldi diye ben hissediyorum. Ve bunun da zaten görüyoruz. İşte Edirne'de her gezdiğimiz yer, hep gittiğimiz yerlerde herkes sağ olsun bize diyor ki çok iyi yapıyorsunuz. Bu iş artık yıllardır olması gerekiyordu, olmadı. Tabii yani sağ olsun belediye başkanımıza yine buradan Recep Gürkan'a çok teşekkür ediyorum. Yani Edirne'deki bu atmosferi yakaladık ve önümüzdeki sene de inşallah Tolga arkadaşımız işte yani Edirne Spor ve Edirne Spor GK'yı birleştirerek güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Şimdi bu kadar, programlara devam edelim. Tabii. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de oynanan ve bir berabere sonuçlanan maçın değerlendirmesinin de yapıldığı programda program sunucusu Melih Yurduseven'in salı günü oynanacak olan Erek Spor maçında seyircinin önemli olduğunu vurgulayarak bu maça ücretsiz girişin sağlanmasını istemesi kabul edilerek tüm Edirneliler bu müsabakaya davet edildi. 2 Nisan'da yapılacak olan birleşme yemeğine herkesi davet eden Başkan Üner bu yemeğin gelecek açısından önemli bir gösterge olacağını söyledi. 2 Nisan'da Lalezar Restoran'ta olacak yemeğimiz. Buradan maddi destek olarak, manevi destekleri zaten arkadaşlar herkes veriyor da. Artık maneviyi bırakalım da maddiyata geçelim. Önemli olan ben söyleyeyim, maddi destek vermek isteyenler varsa buyursunlar gelsinler. Orada herkesi davet ediyoruz. Herkes abimiz. İnşallah yani 2 Nisan'da göreceğiz. İnşallah göreceğiz. Aslında bir yerde...